Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Birinci yazılı kampımız başladı biliyorsunuz ki gençler. Bugün de biyoloji yazılısıyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikli olarak yazılıya kadar sorumlu olduğumuz yerleri söylemiş olayım. Yazılıya hazırlıklarımızı tam anlamıyla bitirebilmemiz için Dinamo'dan ve 0'dan 10'dan nereye kadar gelmemiz gerektiğini söyleyeyim. İlk ünitemiz hücre bölünmeleriydi. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde mitozu anlatmıştık. Arkasından eşeysiz üremeyi anlatmıştık. Arkasından da mayoz gelmişti. Mitoz ve mayozun karşılaştırmalı sorularına özellikle dikkat edin. Okulda yazılılarda hocalar sever bu konuları. Sayfa 49'a kadar 0'dan 10'a da çözüyorsunuz. Gençler, bakmadığınız herhangi bir kısım kalmıyor. Dinamo'da da aynı mantık geçerli. Öncelikli olarak hücre bölünmeleri yani mitoz kısmını yapıyorsunuz. Arkasından eşeysiz üreme çeşitlerini çözüyorsunuz. Arkasından da kim gelecek? Tabii ki mayoz kısmı gelecek. Mayozun sonuna kadar Dinamo'da da çözmüş olun. O da sayfa 44'e denk geliyor gençler. Aynı zamanda Dinamo'ların içerisinde yazılı hazırlık sayfalarımız da var. Yazılıya girmeden önce mutlaka yazılı hazırlık sayfalarına da tabii ki bir göz atın derim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki birinci dönem birinci yazılı konularımız nelermiş? Küçük küçük hatırlatmalar yapayım ben size. Birinci ünitemiz hücre bölünmeleriydi. Hücre bölünmeleri içerisinde mitozu ve eşeysiz üremeyi, aynı zamanda mayoz ve eşeyli üremeyi göreceğiz. Mayozun sonuna kadar yazılıda sorumlusunuz. Bazı okullarda hocalar bir tık önden bir tık arkadan gelebiliyor tabii ki. İlk olarak nelerden bahsetmiştik? Hücre bölünmesinin gerekliliğinden bahsetmiştik. Hücre bölünmesi, hücrenin döngüsüne devam edebilmesi, yaraların tamir edilebilmesi için, birey sayısının arttırılabilmesi için tabii ki geçerliydi. Özellikle mitozun üstünde durmuştuk. Mitotik döngümüz, bir de interfaz adını verdiğimiz döngümüz vardı. Hücre döngüsü tabii ki biz anlattık. Metafaz, anafaz, telofazlar havalarda uçuştu. Bu kadar kolay gerçekleşen bir olay değildi. Hücre döngüsünün bazı kontrol noktaları da vardı. Bu kontrol noktalarını da tabii ki bilmemiz bizim için önemli. Eşeysiz üreme nedir? Eşeysiz üremeyi hangi canlılar yapar? Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Bunları da öğrenmiştik. Sonrasında da mayoz bölünmeyi geçmiştik diyeyim. Gençler, tabii ki ben size küçük küçük hatırlatmalar yapacağım dedim. Gençler, hücre bölünmelerinden bahsetmiştik. Hücrenin hayatından, hücre döngüsünden bahsetmiştik. Bir hücrenin bir sonraki hücreye dönüşünceye kadar, yani bir hücre bölündü, yeni bir hücrem var. Bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen süreye hücre döngüsü ismini veriyorduk. Hücre döngüsünü de interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki evreye ayırmıştık. İnterfaz aslında hazırlık yaptığımız evreydi. G1, S ve G2 olmak üzere kendi içerisinde 3'e ayırmıştık. G1 ve G2 evrelerine yuvarlak aynı cümleleri yapıştırabiliyorduk. Hücre bölünmeye hazırlanır, organel sayısı artar, ATP sentezi artar, enzim aktivitesi artar diyebiliyorduk. S can alıcı bir evreydi. DNA'nın eşlendiği evre S evresiydi. Dediğim gibi ilk evremiz interfazda, hazırlığımı yaptım. Artık mitotik evreye geçeceğim. Mitotik evrede mitoz, karyokinez veya çekirdek bölünmesi dediğimiz evre, bir de sitokinez yani sitoplazma bölünmesi dediğimiz evre olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Mitozun evreleri de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleriydi. Hatta aklımızda kolay kalsın diye bir kodlama yapmıştık. İp, mats şeklinde de kodlayabiliyordunuz. Interli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde de kontrol edebiliyorduk. Hücre döngüsünü ben anlattım. Çok güzel, bir hücreden bu olaylar gerçekleşti. 2 tane hücre oluştu ama olaylar bu kadar kolay gerçekleşmiyordu. Kontrol noktalarımız vardı. G1, G2 ve M kontrol noktaları. Buralarda dur veya devam et sinyalleri verilerek işlerin düzgün bir şekilde devam etmesi sağlanmış oluyordu. Hayvan hücresindeki mitozla bitki hücresindeki mitozu kendi içerisinde kıyas yapabiliyorduk. 2 tane can alıcı şeyden bahsetmiştik. Birincisi, hayvan hücrelerinde sentrozom adını verdiğimiz bir organel vardı. Bu sentrozom organeli iyi ipliklerinin oluşumunu sağlardı. Dikkat! Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Ya hocam, bunlarda iyi iplikleri oluşmayacak mı? Tabii ki oluşacak ama sitoplazmada iyi ipliği oluşturucu bölgeler tarafından oluşturulacaktı. İkinci can alıcı fark da sitoplazma bölünmesiydi. Hayvansal hücrelerde sitoplazma boğumlanma yaparak ikiye bölünüyordu. Bitkisel hücrelerde ise boğumlanma gerçekleşmezdi. Hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz bir yapı olduğu için, hücre çeperi de ölü yapıda olduğu için boğumlanma söz konusu olmuyordu. Aralamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. En başta ne yaptın? İnterfazı yaptın. Yani hazırlıkları tamamladın. Sırada kim var? Profaz evresi. Profaz evresinde ne olacaktı? Çekirdek zarı erimeye başlayacak. Çekirdekçik kayboldu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak böyle katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşecekti. 3 tane cümleyi yapıştırdın. Unutma, sentrozom bir organeldir. Eşlenmesi interfazda oldu, profazda olmadı. Profazda bunlar zıt kutuplara doğru hareket ettiler. Profazdan sonra neresi meydana gelecekti? Metafaz. Metafaz evresi ise kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evreydi. Kromozomları en net görebildiğimiz evre metafaz evresiydi. Mesela insanlar 2n eşittir 46 kromozom ya. Metafaz evresinde bu 46 kromozomu yan yana görebiliyorduk. Anafaz evresinde ne olacaktı? Kromozomların bir arada tutunmasını sağlayan kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket edeceklerdi. Artık zıt kutuplara hareket eden her bir kromatin ipliğe de kromozom ismini verdiğimiz için kromozom sayısı anafazda geçici olarak 2 katına çıkardı. Telofaz aslında profazın tersiydi. Profaza yazdıklarımı terse çevirdim. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı. Çekirdekçik yeniden oluştu. Kromozomlar bu sefer incelip uzayarak neye dönüştüler? Kromatin iplik adını verdiğimiz yapılara dönüştüler. Sitokinezde de sitoplazma bölünmesi gerçekleşti. Bir hücreden 2 hücre oluştu. Mitoz sonucunda bir hücreden 2 hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmez. Genetik çeşitlilik yok. Oluşan 2 tane hücreden bir tanesi az sitoplazma alır, bir tanesi fazla sitoplazma alır. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Organel sayısı da farklı olabilir. Mesela bu hücrenin 10 tane ribozomu vardı. 2 tane ribozom buraya gider, 8 tane ribozom bu tarafa geçer. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenmiş, 2 tane hücreye de gitmiş olması gerekiyor. Bitki hücrelerinde de değişen bir şey yok. Aynı cümleleri kuruyorduk. Sadece sitokineze dikkat edin diyeyim gençler. Buradan da eşeysiz üreme çeşitlerine geçiyorum. Birer örnek vererek üstlerinden geçeceğim diyeyim gençler. Bölünerek üreme. Kim bölündüğü zaman üremiş olur? Ya hocam tabii ki tek hücreliler. Mesela biz amip şekli koymuşuz ama bakteri, arke, amip, öglena, paramesyum bu tarz canlılar zaten tek hücreli canlı olduğu için adam hücre bölünmesi yapınca zaten üremiş olacak. Yani birey sayısını arttırmış olacaktı. Tomurcuklanma ile üremenin fix 2 örneği kimdi? Birincisi bira mayasıydı. Bira mayası mantar, unutma. Bir de hidra adını verdiğimiz omurgasız bir hayvanımız vardı. Ana canlının vücudunda tomurcuk adını verdiğimiz bir yapı mitozla meydana gelecekti. Bu mitozla meydana gelen yapı büyüyüp yeni hidrayı oluşturuyordu. Daha sonra bunlar koloni oluşturup bir arada yaşayabildiği gibi ana canlıdan kopup başka bir yere de tabii ki gidebilir. Yani bağımsız yaşamda söz konusu olabilir. Geldik sporla üremeye. Sporla üremeye baktığımız zaman spor ne demekti? Spor, etrafı dayanıklı bir örtüyle çevrili üreme hücrelerine verdiğimiz isimdi. Bazı canlılar spor oluşturarak tabii ki üremesini gerçekleştirebilir. Tohumsuz bitkilerde ve mantarlarda sporla üreme dediğimiz durum söz konusu oluyordu. Rejenerasyon ne demek? Yenilenme anlamına geliyor. Canlının kopan bir parçasından yeni bir canlı oluşuyorsa rejenerasyonla üreme yapıyor demektir. Deniz yıldızı ve bir planarya solucan türü örneğimizde deniz yıldızından bir parça koptu. Kopan parça kendini tamir edip yeni bir deniz yıldızını meydana getiriyordu. Birey sayısında artış meydana geldiği için bizim için üremek anlamına gelecekti. Ama 2 deniz yıldızı birbiriyle aynı, yani genetik çeşitlilik yok. Rejenerasyon aslında tüm canlılarda görülebiliniyor. Kertenkele gidiyor, kuyruğuna hop bastım. Kuyruğuna bastığım zaman kertenkele kaçtı, kuyruk burada burada kaldı. Kertenkeleden yeni bir kuyruk çıkıyor. Yani rejenerasyon, yenilenme var. Kuyruktan yeni kertenkele olmadığı için bizim için üremek anlamına gelmeyecek. Kertenkeledeki organ düzeyinde rejenerasyondur. Benim bir yerim kesildiği zaman buradan bir hücre kümem kopuyor. Buradaki hücreler kendini tamir ediyor. Bizde de doku düzeyinde rejenerasyon söz konusu oluyor. Yani şöyle diyebiliriz. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça genellikle rejenerasyon yeteneği azalır. Partenogenez üreme de sosyetelerde görülüyordu. Yani hiyerarşik ilişki bulunan, sosyal grup oluşturan topluluklarda partenogenez üreme meydana gelecekti. Bal arıları bunun en güzel örneğiydi. Tür içinde normalde kromozom sayısı sabittir ama arılarda ekstra bir durum vardı. Kraliçe arılar, dişi arılar iki en kromozomlu, erkek arılar en kromozomluydu. Kraliçe arıların mayozla ürettiği yumurtaların döllenmeden yeni bireyi meydana getirmesi partenogenezde üreme oluyordu. Bitkilerde vejetatif üreme dediğimiz üreme görülüyordu. Aslında rejenerasyona benzer. Bitkiden kopan bir parçadan yeni bir bitki gelişmesi anlamına gelecekti. Mesela gittim kayısı ağacının dalını kestim, dalı götürdüm toprağa ektim. Oradan yeni bir kayısı ağacı olduğu zaman vejetatif üreme gerçekleşmiş demektir diyeyim gençler. Hemen buradan da doğru yanlış kısımlarına geçiş yapayım. Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y harfini koyunuz. Büyüme sırasında sitoplazmadaki artış hücre zarından fazla olduğu için hücreler bölünmek zarında kalır diyor. Evet, hücre bölünmesinin gerekliliği kısmında anlatmıştık. Bir hücre büyüdüğü zaman, yani şöyle olduğu zaman, bunun sitoplazmasında da bir artış oluyor, hücre zar yüzeyinde de bir artış oluyor. Ama ikisi oranlı olarak gerçekleşmediği için tabii ki hücre bölünmek zorunda kalıyor. Çünkü madde alışverişinde aksamalar meydana geliyor. Hücrenin kontrol mekanizmasında aksamalar meydana geliyor. Büyüme sırasında sitoplazmadaki artış hücre zarından fazla olduğu için hücreler bölünmek zorunda kalır. Tabii ki bu bizim için doğru. İ iplikleri kromozomlara kinetokor adı verilen bölgelerden bağlanır diyor. Kromozomları düşündüğümüz zaman şu bir kromozomdu. Hatta şu bir kardeş kromatit, bu da bir kardeş kromatitti. İki tane kardeş kromatiti bir arada tutan bölgeye sentromer diyorduk. Sentromer adını verdiğimiz bölgelerde de kinetokor adını verdiğimiz protein yapılar bulunurdu. İ iplikleri bu protein yapılara tutunacaktı. O zaman İ iplikleri kromozomlardaki kinetokor adı verilen bölgelere bağlanır tabii ki diyebiliriz. Mayoz farklı kromozom takımlarına sahip hücrelerde gerçekleşebilir. Mayoz bölünme kromozom sayısının yarıya indiği, genetik çeşitliliğin görüldüğü, eşeyli üremenin temeli olan bölünme çeşididir. O yüzden mayoz bölünme sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 2n kromozomlu hücrelerden mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu hücreler meydana gelecek. Farklı kromozom takımlarına sahip hücreler mayoz yapar diyemem. N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz yapabilir ama 2N kromozomlu hücreler mayoz yapabilir diyeceğiz. O zaman bu bizim için yanlış. Mitozun anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar. Anafaz evresinde ne oluyordu? Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket ediyorlardı. Ayrılan her bir kardeş kromatite de artık kromozom ismini vereceğimiz için geçici olarak 2 katına çıkara tabii ki doğru diyebiliriz. Replikasyon DNA işlenmesi interfazda gerçekleşir demiş. DNA işlenmesi hem mitozun başında var hem mayozun başında var ki interfazın da S evresi dediğimiz evresinde var. O yüzden replikasyon DNA işlenmesi interfazda gerçekleşir diyebiliriz. Geliyorum karyotip anafaz evresinde yapılır kısmına. Karyotip neydi? Bizim kromozomlarımız vardı. Kromozomlarımızın en net görüldüğü evrede metafaz evresiydi. Kromozomların fotoğrafının çekilip bilgisayar ortamında dizilmesine karyotip ismi veriliyordu. O zaman kromozomları en net gördüğüm evrede, yani anafazda değil, nerede meydana gelmesi gerekiyor bu olayın? Metafaz evresinde meydana gelmesi gelmesi gerekiyor. Hazır buraya gelmişken küçük bir şey anlatayım size. Biliyorsunuz hamile kadınlara bazı testler yapılıyor. Eğer doktor hamile kadının genetik hastalığa sahip bir çocuğu olacağından şüphelenirse ondan amniyosentez isteyebiliyor. Karyotipini çıkartabiliyor. Ne demek? Bizim hücrelerimiz her yere dökülüyor. Mesela ben burada ellerimi ovuşturduğum için, kalem tuttuğum için aslında her yerde benim hücrelerim var. Buraya kriminal birileri gelse hücrelerimi toplayıp DNA'mdan benim kim olduğumu bulabilirler. Bebiş de anne karnındayken etraftaki suya tabii ki hücrelerini bırakıyor. Doktor o sudan bir örnek alıyor. Bebişin hücrelerinin içerisine de bölünmeye teşvik edici bazı maddeler koyuyor. Metafazda durduruyor. Sonra bebişin DNA'sını yani kromozomlarını bilgisayar ortamında dizip boyayıp sayıyor. Normal şartlarda insanlar 2x46 kromozomlu, doktor 47 veya 45 kromozom sayarsa veya işte bir tane kromozomu çok büyük, diğerini çok küçük görürse, olması gerektiğinden farklı görürse bununla ilgili aile bilgilendiriliyor. Buna amniyosentez diyorduk. Fotoğrafın çekilmesi işine karyotip diyorduk. Bu da hangi evrede oluyordu? Metafaz adını verdiğimiz evrede oluyordu. Hücre döngüsünü kontrol eden G1, G2, M kontrol noktaları kontrolü kaybettiğinde hücreler tabii ki anormal şekilde çoğalacak. Tümör oluşumu dediğimiz durum söz konusu olacak. Yani normal şartlarda hücrelerin kontrol noktası var. Mesela DNA'nın eşlenmesinde hata varsa G2 evresine geçilmiyor. Tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutunmadıysa metafazdan anafaza geçiş olmuyor. Kontrol noktası kontrolünü kaybederse hücreler abuk subuk DNA sayısına sahip sınırsız bölünebilen bir kitleye dönüşecek. Anormal şekilde çoğalacak. Bu da bizim için tabii ki tümör oluşumu anlamına gelecek. Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır deniyor. Mitoz genetik çeşitliliğin yaşanmadığı hücre bölünmesiydi. Eşeysiz üremede karşı bir eşey kullanılmadan ana bireyden canlı oluşması anlamına geldiği için eşeysiz üremenin temeli mitoza, eşeyli üremenin temeli mayoza dayanırı tabii ki söyleyebiliriz. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi aralamel oluşumuyla gerçekleşir diyor. Bitki hücrelerini düşündüğümüz zaman hücre zarının dışında tabii ki hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz şey var. Aralamel, ara çeper oluşumuyla sitokinez gerçekleşecek. Ana bitkiden ayrılan doku parçasının gelişmesi, yeni bir bitki meydana gelmesi tomurcuklanma ile olarak adlandırılır diyor. Bir daha okuyalım. Ana bitkiden ayrılan doku parçasının gelişmesiyle yeni bir bitkinin meydana gelmesi tomurcuklanma değil, vejetatif üremedir. Sakın öyle hani çiçekler tomurcuk açıyorla falan karıştırmayın. Tomurcuklanma bira mayası, hidra gibi canlılarda görülür. Bitkiden kopan bir parçadan yeni bir canlının oluşması vejetatif üreme olarak tabii ki adlandırılacak. Bu bizim için yanlış oldu. Geldim boşluk doldurma kısmına. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız diyor. Şimdi bölünme sırasında kromatin ipliklerden özel katlanmalar sonucunda oluşan yapılara nokta nokta adı verilir demiş. Bizim hücrelerimizin içerisinde kromatin ipliklerimiz vardı. Kromatin iplikler tabii ki hücre bölünmesine interfaz evresinde eşlendiler. Kardeş kromatitler kısalıp katlanarak ne yaptı? Kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirdiler. Biz kısadan şöyle gösteriyoruz ama aslında yanlış bir gösterim. Şu bir kardeş kromatit, şu taraftaki de başka bir kardeş kromatit. Bu ikisi birbirinin fotokopisi. Oluşan yapıya da ne ismini vereceğiz gençler? Hop, kromozom ismini vereceğiz. Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi süreci de hücrenin hayatı yani hücre döngüsü adını verdiğimiz kısımdı tabii ki. Bitki hücrelerinde i iplikleri tarafından oluşturulur demiş. Bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Sentrozom organeli olmadığı için sitoplazmada mikrotübül organize edici bölge var. Oradan İ iplikleri üretiliyor. Yani kısacası sitoplazma tarafından üretilir diyebilirim gençler. Hayvan hücrelerinde sitokinez nokta nokta ile gerçekleşir. Bitki hücrelerinde çeper oluşumuyla, hayvan hücrelerinde ise boğumlanmayla tabii ki meydana gelecektir. Mayozun anafaz 2 evresinde birbirinden ayrılan kardeş kromatitler. Anafaz 2'den bahsettiğimize göre artık kromozom sayısı yarıya inmiş. Kromozomun yapısındaki kardeş kromatitler birbirinden ayrılacaktır. Ayrılan kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir tabii ki diyebiliriz. Geldim. Metastaz yapan tümör hücrelerine tabii ki kanser ismini vereceğiz. Anormal hücre bölünmesi yapan, sözümü dinlemeyen hücrelere tümör ismini vermiştik. Tümör hücreleri de vücudun diğer dokularına yayılırsa kanser oluşumu söz konusu olabiliyor. Ana canlıdan döllenme olmadan yeni bir birey meydana geliyorsa bu da bizim için partenogenez ile üreme anlamına gelecekti. Tek hücreli ökaryot ve prokaryot canlılarda tabii ki ne üremeyi sağlayacak? Nasıl üreme yapacaklar? Tek bir hücreden meydana geldiğine göre hücre bölünmesi gerçekleştiğinde üreme olmuş olacak. Tek hücreli ökaryot ve prokaryot canlılarda hücre bölünmesi üremeyi sağlar. Bölünerek üreme tabii ki görünür diyebiliriz. Bölünerek yazayım gençler. Bölünerek üreme görülür. Kalın bir örtüyle çevrili olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş üreme hücrelerine de spor ismini vereceğiz. Mantarlar mesela spor oluşturacaklar. Bu sporlarını etrafa yayacaklar. Sporlar da uygun koşullar altında çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana, yeni bir mantarı meydana getirecek. Tohumsuz bitkilerde tabii ki spor oluşturarak ürüyordu. Canlıların gelişmişlik düzeyiyle genellikle rejenerasyon yeteneği arasında ne vardı? Ters orantı vardı. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği genellikle azalır. Mesela insan en gelişmiş canlı, bizde doku düzeyinde rejenerasyon görülüyor. Bir tane de eşleştirme sorusu çıktı karşıma. Aşağıda verilen olayları hücre döngüsünde meydana gelen evrelerle eşleştiriniz diyor. İ ipliği oluşumu, sentrozomun eşlenmesi neredeydi? İnterfazdaydı. İnterfazda eşlenen sentrozomlar artık profaz evresinde İ ipliği oluşumuna başlayacaktı. O zaman E'yi buraya yapıştırdım. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara doğru çekilmesi de tabii ki anafaz evresi dediğimiz evrede meydana gelecek. Çekirdek zarı oluşumu. Çekirdek zarı nerede eridi? Profazda. Telofazda ise zar tekrar oluşmaya başlamıştı. O zaman A'yı buraya koydum. Kromozomların ekvatoral düzlemde dizildiği en net gördüğüm kısım tabii ki metafazdı. Sitoplazmanın boğumlanarak ikiye bölündüğü evrede sitoplazma bölünmesi dediğimiz tabii ki sitokinez olacak diyeyim gençler. Buradan da dizilim sorusuna geçiyorum. Şimdi dizilim sorusuna geçmeden önce aşağıda verilen mitotik evrelerin gerçekleşme sırasını yazınız diyor. Ben burada farklı farklı kromozom sayılarına sahip birkaç tane de hücre koymak istedim ki gençler karşılaştırma yapabilmemiz mümkün olsun. Mesela normal şartlarda bu hücre 1, 2, 3, 4, 2N 4 kromozomlu bir hücredir. Anafaz evresi olduğu için geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkmıştır. 2N8'lidir de diyebilirsiniz gençler sorunun gidişatına göre. Bu hücreye baktığımız zaman zıt kutuplara çekilme söz konusu olduğuna göre hangi evredeyiz? Anafaz evresindeyiz. Burada çekirdek zarı erimeye başlamış, kromozomlar da karışık karışık duruyorlar. O zaman kromozomların oluştuğu evre yani profaz evresidir. Bak bu tarz sorularda da 1, 2, 3, 4, 2N, 4 kromozomlu bir hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evredir. Haliyle neresi? Metafazdan bahsediyoruz. Yavaş yavaş sitoplazma boğumlanmaya da başlamış. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu da bizim için telofaz evresidir. Nasıl aklında tutacaktın? İstersen ip mat şeklinde kodlayacaktın. İstersen Interli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diyecektin. O zaman Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde dizebilirsin. 2, 3, 1, 4 bizim cevabımız olur. Bazen de şey der, 2n4 kromozomlu bir hücrenin anafaz evresini çiziniz. Kardeş kromatitler zıt kutuplara hareket edecek, 4 tane koyacaksın. Metafaz evresi ise hücrenin ekvator düzlemine 4 tane kromozomu dizeceksin diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Mitoz ve mayozu karşılaştırın, klasik bir sorudur. Mitoza baktığımız zaman bir hücreden 2 tane yavru hücre oluşuyordu. Mayozda ise bir hücreden 4 tane yavru hücre oluşuyordu. Mitoza baktığımız zaman bir kere N kromozomlu hücreler mitoz yapabilir. 2N kromozomlu hücreler mitoz yapabilir. 3N kromozomlu hücreler bile mitoz yapabilir. Mayoz ise sadece 2N kromozomlu hücrelerde gerçekleşecek. Mitozda kromozom sayısı tabii ki değişmez. Mayozda ise kromozom sayısı yarıya inmiş olacak. Yani yarıya iner dedim. Çok hücreli canlılarda mitoz neyi sağlar? Bir kere mitozla hücre sayım arttığı zaman büyümem, gelişmem meydana gelebilir. Aynı zamanda yaralarımın tamiratı, onarım işlerimde meydana gelebilir. Bazı çok nadir canlılarda üreme hücreleri de mitozla meydana getirilebiliyor. Mayoz ise çok hücreli canlılarda tabii ki üremeyi sağlar. İnsanları düşündüğün zaman zigot oluşumundan ölünceye kadar mitoz devam ediyor. Mayoz ise hayatımın sadece belli bir döneminde gerçekleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Buradan hemen bir sözel çıktık soru karşıma. Eşeysiz üreme çeşitlerini yazınız. Karşılarına gerçekleştiği canlılarla ilgili birer tane örnek veriniz diyor. Eşeysiz üreme çeşitlerine baktığımız zaman ilk sırada neden bahsettik? Bölünerek üremeden bahsettik. Bölünerek üreme ile çoğalabilen canlılar da tek hücreli canlılardır. O zaman dur şuradan başka bir renk alayım gençler size. Hangi canlıları düşünebilirsin? Mesela amip gibi, öglena gibi, paramesyum gibi canlılar tabii ki hücre bölünmesi yaparak üremiş olacaklar. Aynı şey bakteriler için de geçerli. Sonra ikinci olarak neden bahsetmiştik? Tomurcuklanmayla üreme dediğimiz bir üreme şeklimiz vardı. Tomurcuklanmayla üremeyi hangi canlılar yapabiliyordu? Mantarlar aleminden olan bira mayası dediğimiz tek hücreli mantar tabii ki tomurcuklanmayla üreme yapabiliyordu. Hidra da yine tomurcuklanmayla üreme yapabilen canlılara örnekti. Diğer bir eşeysiz üreme şeklimiz ise sporla üreme dediğimiz üreme şekliydi. Sporla üremeyi de tohumsuz bitkiler gerçekleştirebiliyordu. Aynı zamanda bazı mantar türleri de spor adı verilen hücreleri üreterek etrafa yayıp daha sonra üremesini gerçekleştirebiliyorlardı. Başka hangi çeşidimiz vardı? Rejenerasyonla üreme dediğimiz bir üreme söz konusuydu. Bu da bazı canlılarda sadece görülecek. Tabii ki hangi canlılardan bahsediyoruz? Klasik örneğimiz kimdi? Deniz yıldızının kopan bir parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşması veya planarya dediğimiz solucanın kopan parçalarından yeni bir planarya oluşmasıydı. Bir de partenogenez dediğimiz üreme şekli vardı. Partenogenezle üremede döllenmemiş yumurtadan yeni bir canlı meydana gelmesi anlamına geliyordu. Partenogenezle üremede bal arısı gibi bazı karınca türlerinden termitlerde görülebilen bir üreme şekliydi. Sonuncusu neydi? Vejetatif üreme dediğimiz üreme şeklimiz vardı. Vejetatif üreme de aslında rejenerasyona benziyor ama kimlerde görülüyor? Bitkilerde görülüyor. Yüksek yapılı bitkilerde bitkiden kopan bir parçadan yeni bir bitki oluşması anlamına geliyordu. Tarımda çok fazla derecede tabii ki vejetatif üreme yöntemleri kullanılıyordu. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Bal arılarında meydana gelen partenogenezi şema çizerek gösteriniz. Şimdi bal arılarına baktığımız zaman bunlar sosyal grup oluşturuyorlardı ya. Bunlarda farklı farklı kromozom sayısına sahip olma durumu vardı. Mesela burada kraliçe arı dediğimiz bir arımız olacaktı. İşçi arı dediğimiz arılarımız olacaktı. Bir de erkek arı dediğimiz arılarımız olacaktı. Kraliçe arılar tabii ki adı üstünde dişi arılardır. Dişi arılar 2N kromozomlu. İşçi arılar da dişi arılardır. Onlar da 2N kromozomlu. Erkek arılar ise N kromozomlu bireylerdi. Kraliçe arının üreme yeteneği var, erkek arının üreme yeteneği var ama işçi arılar kısır bireylerdi. Nasıl gösterecektik? Öncelikli olarak benim bir kraliçe arım var. Kraliçe arılarım iken kromozom sayısına sahip. Bizim bir de erkek arı adını verdiğimiz arılarımız var. Erkek arılarımız da en kromozomluydu. Kraliçe arılar mayoz bölünme yaptıkları zaman yumurtalarını meydana getireceklerdi. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiği için yumurtalarında kromozom sayısı n olacaktı. Erkek arılara baktığımız zaman erkek arılarda ne yapacaklardı gençler? Tabii ki mitoz yapacaklardı. Mitoz sonucunda sperm adını verdiğimiz hücreleri meydana getirecekler. Kromozom sayısı değişmediği için spermler de tabii ki n kromozomlu. Yumurta ve sperm döllendiği zaman ilk hücre yani zigot meydana gelecek. Zigot kaç kromozomlu? 2N kromozomlu. Yani tabii ki bunlar dişi bireyler. Tuttun zigotu arı sütü dediğimiz arıların özel bir salgısıyla beslersen hop kim olacaktı? Kraliçe arı adını verdiğimiz arılar meydana gelecekti. Sen tuttun bunları polen tozuyla besledin. Polen tozuyla, çiçek tozuyla beslediğin zaman da işçi arılar meydana geliyordu. Buraya kadar eşeyli üremeden bir farkı yok. Partenogenez ne demek? Döllenmemiş yumurtalar gelişerek erkek arıları meydana getiriyordu. Döllenmemiş yumurtadan erkek arıların meydana gelmesi olayına ise partenogenez ismini veriyorduk gençler. Şema çizerek de göstermiş olduk. Hemen buradan da test soruma geçiyorum. Aşağıdaki olaylardan hangisi bitki hücresine ait mitoz sırasında gerçekleşmez? Sentromer, sentrozom karıştırdığınız kavramlar bir hatırlatmış olayım gençler. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli var ya, onun yapısında mikrotübüller vardı. Böyle 27 tane hücre iskeleti elemanlarından mikrotübül bir araya geldiği zaman sentriolleri oluşturuyordu. Sentrioller de karşılıklı olarak dizildiği zaman hop kim meydana geliyordu? Sentrozom organeli meydana geliyordu. İ ipliklerinin oluşmasını sağlayan organeldir. Sentromer ise kromozomların, konunun içinde kelimeler çok geçtiği için birbirine karıştırabiliyorsunuz, bir arada bulunduğu bölgelerdi. O zaman şuraya da yazayım. Sentromer burası. Sentriol, sentrozom başka bir şey. Sentromer ayrılması bitki hücrelerinde de tabii ki meydana gelecek. Anafazda sentromerden ayrılıp kardeş kromatitler zıt kutuplara gidecek ki kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi yazıyormuş. Sentrozom eşlenmesi yüksek yapılı bitkilerde yani gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom yok. Aralamel oluşması tabii ki bitki hücrelerinde meydana gelecek. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin parçalanması da yine bitki hücrelerinde meydana gelecek diyeyim gençler. Hatta hücre döngüsü sırasında mitoz ve sitokinez sırasında gerçekleşir diyebiliriz. Çünkü aralamel oluşması da çekirdek bölünmesinden sonra gerçekleşen sitokinez sırasında meydana gelecektir diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Yanda mitoz geçiren bir hayvan hücresinin şekli verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ben bu şekle direkt baktığım zaman 1, 2, 3, 4. Bunun 2N 4 kromozomlu bir hücre olduğunu görüyorum. Hayvan hücresi mitoz geçirdiğine göre de metafaz evresinde olduğunu şekle bakarak çıkartabiliyorum. 2N4 kromozomludur, o zaman bizim için tamam. Metafaz evresinde olduğunu da söyledik, o da tamam. Hayvansal bir hücre olduğuna göre sitoplazmayı tabii ki boğumlanmayla gerçekleştirecek. Anafaz evresinde zıt kutuplara giden her bir kardeş kromatiti kromozom olarak sayacağım için anafaz evresinde geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkacak, yani 8 kromozomlu olacak. Bölünme sonucunda kesinlikle aynı büyüklükte ve aynı kalıtsal yapıda 2 hücre oluşur diyor. Hayır, bölünme sonucunda kesinlikle aynı büyüklükte 2 hücre oluşmak zorunda değil. Sitoplazma miktarı, organel sayısı farklı olabilir. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez demiştim. Buradan da hemen son soruma geldim. Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sporla üreme, plazmodium, geçen seneden hatırlayın, protist alemi içerisinde plazmodium malaria vardı, sıtma hastalığına sebep oluyordu, sivrisineklerden insana bulaşıyordu. Tabii ki spor oluşturarak çoğalıyor. Bazı mantarlar çiçeksiz bitkilerde spor oluşturarak çoğalabilir. Tomurcuklanmayla üreme sonucu oluşan bireyler, mesela bira mayasında, hidrada, ana bireye bağlı kalarak yaşamını devam ettirebildiği gibi koloni de oluşturabiliyor. O zaman bu da doğru. Tek hücreli ökaryot canlılarda ikiye bölünme farklı yönlerde gerçekleşebilir. Amipte her yöne bölünme meydana geliyordu. Öglena dediğimiz zaman boyuna bölünme, paramesyumda ise enine bölünme dediğimiz bölünme söz konusu olacaktı. Deniz yıldızı ve planarya'da rejenerasyon yapıldı mı? Birey sayısı arttığı için üremek anlamına gelecekti. Doku kültürü tekniği ile ilgili bitkilerde kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. Hadi oradan. Doku kültürü tekniği ne? Bitkiden çok, dokusundan küçük bir parça aldın. Aldığın bu parçayı laboratuvar koşullarında çoğalttın. Ana bitkinin genetik fotokopisini meydana getirdin. Kesinlikle kalıtsal çeşitlilik yok. Laboratuvar şartlarında üremeyi gerçekleştirdiğin için nesli tükenen bitki türleri veya ekonomik değeri yüksek olan bitki türleri doku kültürü tekniğiyle üretilecektir diyeyim gençler. Dediğim gibi buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Ama ödüllü soruya geçmeden size sınavda çok başarılar diliyorum gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.